Selahattin Yıldırım, Doğru Haber, Namaz Neye Benzer? Dini hakikatleri benzetmeler yoluyla anlatmak hem Kur'ani hem de nebevi bir metottur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 5 vakit namazı günde 5 defa nehirde yıkanıp temizlenmeye benzetmiştir. İslam alimleri de namazın önemini anlatma noktasında değişik teşbihlere başvurmuşlardır. Biz de bu yazımızda namazla el organımız arasında bir benzerlik kurmayı deneyeceğiz ve bu benzerlik üzerinden namazın bazı özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Her şeyden önce namazla elin parmakları arasında sayısal bir eşitlik vardır. Hatta serçe parmağından başlayarak bakınca her bir parmağın sahip olduğu şekil ve konumuyla günün doğuşundan batışına kadarki zamanı ve sırasıyla her bir parmağın günün namazlarını temsil ettiğini düşünebiliriz. Namazlara ve orta namaza devam ediniz. Bakara 238. Ayette geçen orta namaz, çoğu alimlere göre ikindi namazıdır. Buna göre serçe parmak sabah, yüzük parmağı öğle, orta parmak ikindi, şehadet parmağı akşamı ve baş parmak da yatsıyı temsil eder. Yani günü bir el, parmakların her birini de gün içindeki namazlar olarak düşünebiliriz. Bu şekilsel benzerlikten sonra işlevleri konusundaki benzerlikler hakkında da söylenecek çok şeyler vardır. Parmaklar olmasaydı çok zorluklar yaşardı. Diğer önemli bir husus, elin parmakları bitişik değildir. Şayet öyle olsaydı yine zorlanırdık. Tek parmak, iki parmak kullanarak yaptığımız işleri yapamazdık. 5 vakit namazda aynen bunun gibidir. Günlük işlerimizde bize maddi ve manevi destek sağlar. Kendimize ve başkalarına yardım söz konusu olunca elimizi kullanırız. Vücudumuzu temizlemeden, kafamızı kaşımaya kadar bütün işlerimizde elimizi kullanırız. Namaz da iç dünyamızı, duyularımızı temizleyen manevi eldir. Onunla ruhumuz, kalbimiz ve diğer manevi duyularımız temizlenir. Elimiz başkalarına yardım edip onları sevindirme konusunda önemli rol oynar. Yani sevgi ve mutluluğa elin yaptıklarıyla ulaşılır. Yetim bir çocuğun başını onunla okşar, sevdiğimiz dostumuzun elini onunla sıkarız. Namazla Allah'a yakınlaşma, onunla manevi bir temas kurmayı sağlar. Bu temas ve yakınlaşmaysa güven ve saadet doğurur. Kur'an-ı Kerim namazın zikir, Allah'ı anmak olduğunu ve bu hatırlamanın gönlün saadetini sağladığını söyler. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma 9. Onlar inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakta huzura kavuşur. Rahat 28. İhtiyaç anında başkalarından bir şey isterken elimizi kullanırız. Elimize kalem alıp taleplerimizi yazar, ilgili merciye iletiriz. Namazsa her şeye gücü yeten Yüce Allah'tan ihtiyaçlarımızı talep etmektir. Tehlikeli ve zararlı bir şeye karşı korunmak istediğimiz anda elimizi kullanırız. Bazen yumruk haline getirip bize yapılan saldırıyı def ederiz. Namaz da kötülüklerden koruyucu özelliğe sahiptir. Onunla kötülüklerin ve şeytanın ağzına yumruk savururuz. Bu husus ayette şöyle ifade edilmiştir. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut 45. Son olarak şunu söyleyelim. Yemeğimizi de elimizle yeriz. Bu manevi sofralardaki nimetlere de namazla ulaşılabileceğini ifade eder. Sağlık açısından yemek yemeden önce ellerimizi temizlememiz gerekir. Aynen bunun gibi namazlarımızı da ihlasla kılarak temiz tutmamız gerekir. Aksi durumda namazlarımızdan bir feyiz alamayız. Hasılı namaz zahmet değil rahmettir. Külfet değil nimettir. Namaz Mevla'nın rahmet hazinelerinin kapılarını açacak anahtarı tutan eldir.